Daha iki gün önce Tüpraş ISO 500 listesinde Türkiye'nin en büyük şirketi olarak açıklanmıştı. Polis baskınıyla sarsıldı. Şimdi biraz geri gidelim. Gezi Parkı eylemleri sırasında eylemcilerin sığındığı Divan Otel'e polis baskını çok tartışıldı. Polisin tavrı, otelin içine atılan gaz bombaları. Gezi Parkı eylemleri sırasında Divan Oteli tartışmaların odağına yerleşmişti. Başbakan Erdoğan o oteli ve sahibi olan Koç grubunu Gezi Parkı eylemlerini desteklemekle suçlamış, hesabının sorulacağının işaretini vermişti. Oraya kaçtılar, oraya sığındılar. Oranın sahipleri de onlara gayet güzel bir ev sahipliği yaptı. Onun peşinden polis oraya girdi. Yasalarda yataklık etmek de suçtur. Bu bir yataklık. Bu bitme suçudur aynı zamanda. Başbakanın o açıklamasının ardından çok geçmemişti ki Koç grubunun 1,5 milyar euroya aldığı Milgem savaş gemisi ihalesinin iptali gündeme geldi. Gerekçe ise ihaleye çağrılmayan şirketlerin başbakanlığa şikayetiydi. Şikayet üzerine harekete geçen Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişleri inceleme başlattı. Müfettişlerin incelemesi sonucu ihale sürecinde rekabete aykırılık tespit edilirse 1,5 milyar euroluk dev ihale iptal edilecek. Şimdi daha o tartışmalar bitmeden Koç grubuna yönelik ikinci bir operasyon gündeme geldi. İki gün önce ISO 500 listesinde ilk sırada yer alan Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi Tüpraş'a mahkeme kararıyla yapılan baskına 20 polis ve akaryakıt uzmanları katıldı. Baskının kaçak akaryakıt için yapıldığı ve mali ekiplerinin de bu yüzden Tüpraş'ta olduğu açıklandı. Mali uzmanları ve polisin Tüpraş'taki incelemeleri halen sürüyor.